İşte bu Samsun var ya, bu aziz Samsun. O darbe anayasasına hayır diyen yiğit şehirdir. İşte bunun için milli iradenin sembol şehridir. Samsun her zaman demokrasiye güç veren şehir oldu. Biz de her zaman Samsun'dan güç aldık, Samsun'dan yola çıktık ve mutlaka zafere ulaştık. Her zaman Samsun'a hizmet etmekten şeref duydum. Her zaman da Samsun'a hizmet edeceğiz. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki burada o zaman yine muhteşem bir mitingle 7 Haziran öncesinde 7 Haziran seçimlerine yürüdük. Ama ne yazık ki 7 Haziran seçimlerinden Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir hükümet formülü çıkmadı. Bu sebeple yeniden seçime gidiyoruz. Milli irade için yeniden huzurunuzdayız. İnanıyorum ki bu düğümü bu sefer millet çözecek. Samsun çözecek. Düğümü çözmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? 1950 senesinde tek partiye karşı düğümü çiz çözdünüz. 1960'tan sonra darbeye karşı düğümü siz çözdünüz. 1980'de düğümü siz çözdünüz. 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız yola çıktığında düğümü siz çözdünüz. Şimdi 1 Kasım 2015'i de inşallah 3 Kasım 2002 gibi bir zafer günü yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Yapacak mıyız? İşte Samsunlular, millet iradesine rağm olanlar, sizin hizmetinize amade olanlar, sizinle aynı kumaşa sahip olanlardır. Siz onları tanıyorsunuz. Onlar da sizi tanıyor. O kadro biziz. Biz halkız. Halk biziz. İşte halk, işte biz. O kadro AK Parti kadrosudur. Şimdi gelin hep beraber 7 Haziran'dan sonra yaşadıklarımızı şöyle bir gözden geçirelim. 7 Haziran seçimleri hem demokrasimiz, hem siyasi hayatımız, hem de Türkiye'nin geleceği açısından farklı önemli bir tecrübe oldu. 7 Haziran seçimleri akşamı AK Parti Genel Merkezi'nde milletimize hitap ederek şunu söyledim. Milli iradenin üstünde hiçbir irade yoktur. Gereğini yapacağız. Türkiye'yi bir an dahi hükümetsiz bırakmayacağız. 7 Haziran'dan sonra 4 farklı siyaset gördünüz, İzlediniz. Biri AK Parti'nin takip ettiği birlik ve uzlaşma siyaseti. Biri CHP'nin ilan ettiği blok siyaseti. Diğeri MHP'nin takip ettiği, daha doğrusu MHP'nin değil, Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin takip ettiği hayır siyaseti. Her şeye hayır diyen siyaset. Biri de HDP'nin takip ettiği terör siyaseti. Bu milletin birliği, bu milletin birliği, beraberliği, Samsun'dan yakılan istiklal ve istikbal meşalesinin devamı için huzur ve demokrasi operasyonunu başlattık. Ve bir kez daha Samsun meydanından, istiklalimizin bu güzel şehrinin bu güzel meydanından söylüyorum. Bu milletin arasında nifak dokumak isteyenler, nifak sokmak isteyenler kesinlikle başarılı olamayacaklar. Bu ülkeyi bölmek, parçalara ayırmak isteyenler, istiklalimizi yok etmek, istikbalimizi karartmak isteyenlere kesinlikle fırsat verilmeyecek.